Merhabalar. Bu videoda açımlayıcı faktör analizinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu analizde bileşenlerden, faktörlerden uyumsuz olan ya da birlikte yüklenen, çakışma dediğimiz bir durum olduğunda bu faktörleri sırasıyla nasıl atabiliyoruz? Bunların atılması ve yeniden analizi ve nihai son halinin verilmesi sürecini birlikte görmeye çalışacağız. Öncelikle bu sefer farklı bir veri üzerinden, veri set üzerinden değerlendirme yapacağız. Bireysel değerler adlı bir değişkenimiz var. Buna ait 10 tane sorumuz var. Bu soruların birlikte faktör analizine tabi tutalım. Analyze diyoruz. Hemen daha önceden anlatmıştık. Demission, Reduction kısmına geliyoruz. Buradan faktör seçeneğini seçtik. Burada ilk 10 sorumuz bizim bireysel değerlerle ilgili sorularımızı ifade ediyor. Bu ilk 10 soruyu karşı tarafa aktaralım. Seçtik. Çalışmamız doğrultusunda bireysel değerler olarak 10 tane soru sorduk. Descriptive kısmında baştaki seçimi ellemiyoruz. Zaten otomatikman SPSS seçmiş. KMO değerlerini seçiyoruz. Continue diyoruz. Daha önce de anlatmıştık bunları. Skier pilotu istiyoruz. Yamaç eğim grafiği. Burayı da şu anda ellemiyoruz. Rotation'a şu anda bu aşamada gerek var mı? Biz alt bileşenlere ayrılmasını istiyoruz. Ama önce bu haliyle bir görelim. Burayı müdahale etmiyoruz. Option seçeneğinde de büyükten küçüğe sırala diyoruz. Şu anda diğer kısma dokunmuyoruz. OK dediğimizde hemen bakalım KMO değerleri 0.82 gayet iyi. Mükemmele yakın. Barlet testi sonucu da anlamlı çıkmış. 0.05'ten küçük. Dolayısıyla örneklem sayımız 600 küsuratlı veriyle elde edilmişti. Örneklem sayımız faktör analizi için yeterli diyoruz. Bu KMO değeri aynı zamanda örneklem sayısıyla da bağlantılı. Barlet testi sonucu da anlamlı çıktığı için bu faktör analizine uygun olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada Barlet testi sonucu da faktör analizine uygunluğu gösteriyor. Yine burada şu ikinci tablomuzda extraction kısmı özellikle önemliydi. Buranın 0.50'nin altında olması problemli bir durum olarak kabul edilebiliyor. Bazı çalışmalarda 0.32'ye kadar Tabashnik ve Fidel bir sınır çiziyor ama genel olarak 0.40, 0.50 daha ideal bir nokta. Burada problemli gibi gözüken 10. soru var. 0.50'nin altında. Bir de 3. soru var. Tabi tek başına bununla karar vermek doğru değil. Bununla beraber faktör yüklerine de bakmamız lazım. Açıklanan toplam varyansa baktığımızda öz değerleri birden büyük olan 3 tane bileşen olduğunu görüyoruz ve bunların toplam katkısını görüyoruz. Toplam %58'lik toplam varyansın %58'ini açıkladığını görüyoruz. Bu önemli. 3 bileşenimiz var. Bu Scree pilotta da yamaç grafiğinde de bunu teyit ediyoruz. 1, 2 ve 3. aralar. Bakın hep sapmalar var. 3. aradan sonra sabit bir şekilde devam ediyor. Bu da onun sağlaması olarak eğer ölçek geliştiriyorsanız açımlayıcı faktör analizinde tabii ki bu tabloyla birlikte bu Scree pilotu da vermekte fayda var. Ancak başka bir analiz için sadece normal bir açımlayıcı faktör analizi uyguluyorsanız bu Scree pilota gerek olmayabiliyor. Burada komponent matrise baktığımızda bakın önce döndürme yapmadık. Bu şekilde olduğunda 3 bileşen olduğunu görüyoruz. Bunun daha sade, daha iyi sınıflandırılabilmesi için rotation'a tabi tutulması lazım. Rotation olabilmesi için en az 2 tane alt bileşene ayrılması lazım. Burada onu gördük. 3 bileşene ayrılmış. Dolayısıyla rotation yapmak faydalı. Daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. O halde pardon şuraya geldiğimizde faktör dedik. Rotation'a geldik. Varimax'ı seçelim önce. Varimax'ı yaptık. Genelde bu kullanılıyor. Bunun dışında şu option'da şurada %30'un üstünde altındakileri gösterme diyoruz. Daha sade bir tablo olması için. Okey dedik. Aynı sonuçlar. Diğerlerini hiç yorumlamıyorum bile. Sadece burada bakın rotation matrix kısmı daha sade. Daha iyi sınıflandırılmış bir hal aldı. Burada bakacak olursak iki tane soru da problem gibi gözüküyor. Soru 10'da sanki çakışma var. İki bileşene de yüklenmiş gibi. Aradaki mesafe burada kriter şudur. Aradaki mesafe 0.1 olması lazım. Yani 1 puanlık bir değişimden büyükse o zaman çakışma diye kabul etmeyebilirsiniz. Bunu göz ardı edebiliriz. Ama 1 puanın altındaysa çakışma riski var ki burada 0.50'lik yaklaşık bir fark var. Bu da çakışma olduğunu gösteriyor. 1 puanlık bir fark yok.
Bunun dışında bakın burada 1 puandan fazla bir fark olduğu için bunu göz ardı edebilirsiniz. Ama soru 3'te de bir çakışma var. Birbirine çok yakın. İkinci ve üçüncü bileşenlere ayrılmış. Şimdi biz öncelikle hangisini atacağız? Buna bakalım. En fazla birbirine yakın olanı ilk önce atmakta fayda var. Soru 3'te problem var. Görüyorsunuz birbirine çok yakın çakışma var. Ayrıca şuradaki üstteki tabloda şu Community List'teki Extraction kısmında soru 3'e baktığımızda bakın 0,50'nin altında. Soru 10 daha düşük ama soru 3'ün çift faktörlere yüklendiğini daha yakın bir şekilde gördük. O zaman önce soru 3'ü atalım. Burada da sağlamasını yaptık. Evet, burada da problemli gözüküyor. Ancak onu yapmadan önce şöyle bir değerlendirme daha yapmak lazım. Size önceki videolarda söylemiştim. En son çare olarak soruyu atmakta fayda var. Şu en alttaki tabloda Transformation Matrix yazanda burada bileşenler arasında ilişki düzeyi yüksekse ki burada çoğusu yüksek, salt çoğunluğu yüksek. Burada başka bir analiz daha yapılabilir. Rotation yaptık ya biz burada dikey döndürme yaptık. Bir de yatay döndürme yapalım. Bakalım sonuçlar nasıl değişecek. Eğer düzelirse sonuçlarımız o zaman bu şekilde bir direct oblimini seçiyoruz rotation'da. Açıklamamızı değiştiririz ve bunu güzel bir şekilde açıklayabiliriz ve hiçbir soru atmamış oluruz. Şimdi tekrar bakalım. Pattern matrix sonucuna baktığımızda bakın biraz daha düzeldi gibi. Biraz daha belirginleşti. En azından soru 3 ne oldu? Hani soru 3'te yine problem var gördüğünüz gibi ama soru 10 ne oldu? 373'e düştü. Şimdi literatürde bu faktör yükleri 0,32'nin üstünde olduğunda önemli sayılabiliyor ama zayıf bir etkisi var. Bazı araştırmacılar 0,40 diyor. Bazı araştırmacılar da en garantisi 0,50'nin üstünde olmasını istiyor. Yani siz 0,32'nin üstündekini kabul etseniz, Tabaşnik ve Fideli kaynak gösterseniz problem olmaz. Ancak çok düşük bir faktör ve diğer bileşenlere de yüklenmiş. Üçüncü bileşene de yüklenmiş. %30. Hani bu soruda da problem var diyebiliriz. Öncelikle biz 3'ü atacağız. Buna kesin karar verdik. Birbirine yine yakın. Yeni analiz tekniğinde de yine yakın çıktı. Dolayısıyla hemen 3. soruyu atalım. Analiz dedik. Yine faktör analizi dediğimizde 3. soruyu çıkarıyoruz buradan. Yine rotation kısmına geldik. Tekrar Varimax'ı deneyelim. Varimax'la devam edelim. Okey dedik. Bakın arkadaşlar KMO değeri biraz düştü. Yine Barlet testinde bir problem yok. Faktör 3 bileşene ayrılmış yine. Hemen rotation kısmına geldiğimizde bakalım biraz daha düzeldi. Burada soru 10'da yine problem var. Yine çakışma var. Çift yüklenmiş. Soru 10'u hani biz burada ikisini birden atmamak lazım. Adım adım gitmek lazım. Önce birini atıyoruz. En kötü olandan başlıyoruz. Eğer düzeldiyse çünkü düzelebilir. Düzeldiyse problem yok. Ama düzelmediyse sonra diğer problemli soruyu atıyoruz. Şimdi burada tekrar pattern matrix yapsak eğer yatay döndürme yapsak nasıl bir çözüm olabilir? Yine direct oblimin dedik. Hiçbir şeyi değiştirmeden bu şekilde bir öneri yaptığımızda bakın yine 10. soruyu düzeltemedik. Yine problem var. O halde biz 10. soruyu da atıyoruz. Gelelim yine. 10. soruyu da buradan çıkardığımızda rotation'ı da Varimax'a tekrar çevirelim. Okey dedik ve farklı varyasyonlarda denemeler yapıyoruz. Tabii burada faktör analizi böyle imkanlar sunuyor. Sonuna kadar kullanmak lazım. Burada gördüğünüz gibi hani ortak çakışma gibi gözükse de arada çok büyük bir fark var. Bunu göz ardı edebilirsiniz. İkinci soru ve üçüncü bileşene pardon yüklenme durumlarını. Bakın 10. soruyu da çıkardığımızda daha sade, daha güzel bir hal aldı. Yine burada rotation'ı Varimax yaptığımız için bakın burada yüksek ilişkiler var. Pattern yapsak sanki daha güzel bir sonuç çıkacak. Tekrar bir dönelim. Rotation kısmından direct oblimini seçtik ve okey dediğimizde bakın sonuçlar daha güzel bir hal aldı ve diğer bileşenlere hiç yüklenme olmadığını görüyoruz ve diyoruz ki artık son hali bu şekilde şu tabloyu raporluyoruz. Raporlamanın nasıl yapıldığını, nerelerin raporlanacağını da daha önceki videolarda söylemiştim. O videolara mutlaka bakın, birbiriyle bağlantılıdır. Burada sadece soru atma ve bu atma sırasında farklı varyasyonları deneme şeklini göstermeye çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.